Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarındayız. Rauf Denktaş 2012 yılında hayatını kaybettikten sonra KKTC devleti Denktaş adına bir anıt mezar projesi yaptırma kararı almış. Fakat bu proje 8 yıldır çeşitli sebeplerden ötürü hayata geçirilememişti. Geçtiğimiz aylarda da anıt mezarın etrafındaki molozlar ve köpeklerin görüntüleri sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bugün Kuzey Kıbrıs ziyaretimizin son gününde Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'la konuşacağız ve kendisinden buranın neden tamamlanamadığına yönelik bilgiler alacağız. Efendim teşekkürler kabul ettiğiniz için röportaj teklifimizi. Hemen sorarak başlayayım. Şimdi 2012 yılında Rauf Denktaş vefat ettikten sonra bir anıt mezar projesi hayata geçirildi ama hala görüyoruz daha tam anlamıyla tamamlanmamış. Bize biraz bu projeyi en başından itibaren anlatmanız mümkün olur. 2012-16 arasında pek bir şey yapılmadı aslında. Arada sadece bir uluslararası yarışma düzenlendi. Burada gördüğünüz proje ikinci gelen proje. Birinci gelen proje biraz devasaydı, büyüktü çok. Çevre açısından biz de çok içselleştiremedik o projeyi. Ama bilahare zaten projeyi kazanan ekip kendisi biz yapamayacağız dediler ve geri çekildiler. Bunun üzerine şartname gereği ikinci projeye geçtik ve bu proje hayata geçmeye başladı. 2017 yılında benim Maliye Bakanı olduğum dönemde yerel kaynaklardan buranın bütçesini ayırdık. İhaleye çıkıldı. 3,5-4 sene kadar inşaat süresi devam etti. Biraz ileride aşağıda yer altında 2100 metrekarelik bir müze alanımız var. O bitti ama henüz iç düzenlemesi yapılmadı. Bu kısmında törenlerin yapıldığı ve kendi yatısının olduğu alan. Kapalı alanda diye gelen ziyaretçiler niye kapalı bir oda içerisinde diye şikayet edenler var ama onun nedenleri vardı. Projenin hazırlandığı dönemde güneyde Papadopoulos'un mezarı açılıp çalınmıştı. Kıbrıslara bir huy vardı böyle güneyde olan bizde de hemen tekrar eder diye bir korkumuz hep vardır. O nedenle öyle planlattık. Ta başından itibaren şartnamenin içine koydurmuştuk. Korunaklı bir alan olsun diye. Kapalı olmasının nedeni o. 2019'da bitti inşaat işlemleri. Ama 19'dan bugüne kadar çevre açısından hiçbir şey yapılmamıştı. Bırakın yani bütçe ayrılmasını vesaire. Atıl bir durumda. Öğrenciler var, yabancı öğrenciler var. Buranın ne olduğunu bilmeyen, Rauf Denktaş'ın kim olduğunu bilmeyen, onların yaptığı bazı özümsenmeyecek, benimsenmeyecek olaylar yaşandı buralarda. Nihayet 7-8 ay kadar önce Lefkoşa Türk Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz çevre düzenlemesini almak istiyoruz. İdamesini de Lefkoşa Türk Belediyesi olarak biz yaparız diye bir müracaatta bulundular. Bunun üzerine hükümete biz müracaat ettik vakıf olarak, Denktaş Vakfı olarak. Dedi ki buranın sorumluluğunu Lefkoşa Türk Belediyesi'ne devredin. Çünkü alan 100 dönümlük bir alandır. Çevre Bakanlığı'nındır. Alanın bir bölümü Gönyeli Belediyesi'nin, yani komşu şehrin, bir bölümü Lefkoşa Türk Belediyesi'nin. Daha önce Gönyeli Belediyesi'ne devretmiştik sorumluluğu ama hükümet yardımcı olmadığı için bir şey yapamadı. Bu kez dedik ki Lefkoşa Türk Belediyesi'ne bunu devredin. 8 aydır onu bekliyoruz. Yeni başbakan bu konuda adım atacağına dair bir söz verdi. Onu bekliyoruz. Bir hafta oldu daha. Onun için sabırlıyız. Ama bu esnada baktık ki hükümetler hareket etmiyor. Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi diye bir inisiyatif oluşturduk. Ve hakikaten temizledik. İşte yerel yönetimlerin, değişik belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerinin,
halkın katılımıyla çevreyi temizledik, fidanlar ektik, peyzaj üzerinde daha fazla uğraştık. Şimdi Rauf Denktaş Üniversitesi'nin katkılarıyla su projesini bitiriyoruz. Son aşamaya geldi. Çünkü buranın bakımı hakikaten kolay değil. Girişe yine Türkiye'den bir heykeltıraşımızdan 4 metrelik bir heykeli yapılıyor. Anıtın, Türk Mukavemet Teşkilatı anıtının tam karşısına. Ondan sonra da artık iş müzenin düzenlenmesine kalacak. Orada da hükümetin ve Yüksek Anıtlar Kurulu'nun bu konuda olayı ele alması gerekiyor. Yani bir hükümetin bir belediyeye gidin be arkadaşlar oraya bir bakın diye bir talimat vermesi zor bir şey değil. Bir talepte bulunması zor bir şey değil. Hiçbir talep olmasa işte belediyelerin gelip burada biraz sağı solu temizlemesi zor bir şey değildi. Vefasızlık açısından biz de aile olarak biraz şikayetçiyiz açıkçası. Ama neticede haydiyim be arkadaşlar dediğimizde de gördük ki birçok belediyemiz, birçok sivil toplum örgütü, vatandaşlar bireysel olarak hemen el atmaya başladı. Şu halinden hoşnut muyuz? Hayır, ama daha bu fidanlar yeni ekildi. Bunun bir süre alacağı kesin. Ama 1,5 ay öncesine göre kıyasladığımızda şu anda çok çok daha iyi bir noktada. Gelenler yine de şikayetçi mi? Böyle olmamalı. İstedikleri işte Anıtkabir'de olduğu gibi askerin sürekli nöbet tuttuğu vesaire bir yapı görmek isterler. Açıkçası Kıbrıslı Türkler olarak ve yaklaşık yarım asır bizi yönetmiş olarak olan Denktaş'ın karakterini de bilen kişiler olarak hep şunu anlatıyoruz. Burayı seçerken zaten dedik ki açık bir park olsun burası. İnsanların rahatça geldiği, işte biraz önce gördünüz, yürüyüşlerin yapıldığı, vatandaşımızın geldiği, çocukların oynadığı bir oyun bahçesinin olduğu, sosyal alanların oluşturulduğu bir yer olsun. Gelmişken müzeyi de ziyaret ederlerse tarihimizi de öğrenirler. Öğrencilere zaten açık bir yer olacak. Ama yani Denktaş'ın o halkla bir bütün olduğu imajını da anıtında da yaşatmak istedik. Şimdi iki tane anıt var burada. Biri Türk Mukavemet Teşkilatı'nın, biri kurucu Cumhurbaşkanı'nın. Hükümetten talepte bulunduk. Burayı anıt park olarak adlandırsınlar. Cumhuriyet Parkı şu anda alan. Anıt park olarak adlandırsınlar ve geliştirdikçe, müzeyi de bitirince hakikaten o hayal ettiğimiz, vatandaşın burada gelip dinlendiği, yürüyüş yaptığı, öğrendiği, araştırma yaptığı bir anıt haline getirelim. Her gelen geçerken bir defa Fatiha okursa bizim için yeterli. Efendim, şimdi hazır sizi bulmuşken aslında Kıbrıs siyasetini de biraz sormak isterim. Tabii şimdi Türkiye siyaseti zaten karışık ama Kıbrıs'taki siyaset de evet, yani çok arda kalır gibi gözükmüyor. Aslında 2020 yılındaki seçimlerden itibaren, biraz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren sanıyorum, o önceki süreçten itibaren bir karışık dönem söz konusuydu. O zaman da bir rapor çıkmıştı, sizin de orada açıklamalarınız vardı. Sonrasında işte yakın bir tarihte hükümet istifa etti, bir skandal ortaya çıktı, yeni bir kurultay oldu, yeni bir hükümet kuruldu. Şimdi de erken seçim tarihi belirlendi. Tüm bu gelişmeler ışığında ne zaman istersiniz? Yani şimdi Türkiye'nin Kıbrıs'taki idari yapı açısından tercihleri her zaman olmuştur. Ancak 2020 seçimlerindeki kadar müdahil hiçbir zaman olunmamıştı. Bu kez demokraside bir kırılma yaşadık açıkçası. Onun artçılarıdır şimdi gelen. Bu seçimde, önümüzdeki 23 Ocak seçiminde ne olur, ne kalır onu göreceğiz. Ümidim ve beklentim demokrasinin yeniden kendi kendini, o açılan yaraları tamir ederek bu seçimin geçmesidir. Kıbrıs Türk tarihinin ne olduğunu ne gelen öğrencilere, yabancı olsun, yerli olsun öğretiyoruz. Rum tarafında yetişen gençler 1974'te hepimizin
bu adaya geldiğini zannediyor. Halbuki yani 400-500 yıla yakın oluyor artık. 500 yıla yakın bir tarihimiz var bu adada Türkler olarak. Bunu hem gelen yabancılara öğretmeliyiz ki sesimiz daha uzaklara da ulaşsın. Hem Kıbrıs Türk tarihinin dizilerde görüldüğü gibi olmadığını, çok daha farklı olduğunu Türkiye halkına da ulaştırabilmeliyiz. Rum tarafının siyasi eşit bir federasyon kurma niyeti olmadığı belli oldu. İki devlet esasından hareket ederiz diyorlar şimdiki yaklaşım. Bu fırsatı aslında çok uzun süre önce kaçırttık ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyanın siyaseten tanıyacağı yok. Kendimizi kabullendirmemiz gerekir. Kendimizi kabullendirmek için de önce bizim Kıbrıslı Türkler olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendi devletimizi kabullenmemiz gerekir. Bu halkın en büyük eksiği bu. Genellikle sağ partiler hükümette oldu. Ama vatandaşı devletinden soğutan da yine sağ hükümetler oldu bu ülkede. Yani bunu artık kabullenmemiz gerekir. Bunu değiştirecek, vatandaşa önce kendi devletini saydıracak bir dönem ihtiyacımız var. Ekonomimizi kendi ayaklarında, ayakları üstünde duran bir noktaya getirme ihtiyacımız var. Siyasi tanınma gelir gelmez, eşit olduğumuzu, aynı düzeyde olduğumuzu ispat ettiğimiz gün, yaşantımızla, ekonomimizle, demokrasimizle, zaten işte o zaman hak ettiğimiz saygıyı bulmaya başlayacağız. Ve o zaman oturup konuşabiliriz Rum'la. Gel bakalım arkadaş, sınır sorunumuz var, mülkiyet sorunumuz var. Gel şunları bir konuşalım diye çağırabiliriz. Ama ben hiçbir şey konuşmam. Ya devlet tanınır ya da masaya oturmam gibi bir yaklaşım ortaya konursa ki şu anki gidişat o. O zaman da dünya dönüp sorar bize bir dakika bakalım. Siz önce kendi kendinizi tanıyor musunuz? Siz önce kendi demokrasinizi düzgün çalıştırabiliyor musunuz? Siz önce kendi ekonominizi, ekonomik çarkınızı düzgün çalıştırabiliyor musunuz diye sorar ve söylediklerimizi ciddiye almaz. O noktaya ulaşabileceğimize inanırım ama zaman ve önce demokratik yaraları düzelterek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.